Vay canına, dikiş becerim bayağı iyi. Büyükannemin çoraplarında alıştırma yaptım. Onlarda bir sürü delik var. Merak etme, birazdan yeni gibi olacaksın. Şu yara bantını sana yapıştırayım. Sonraki bölümde cımbızla ihtiyacım olacak. Bu böcekten kurtulmalıyım. Bir böcek koleksiyonum oldu. Bu yara bantları çok hoş. İyileşmene de yardım edecekler. Bu zor bir iş. Elektrik faturasını ödemeyi yine mi unuttuk? Bir dakika. Hasan nereye gitti? Tam buradaydı. Neler oluyor? Bunun altında mısın? Patronum çok kızacak. Bu çok kötü. Yolumdan çekil. Bu acil bir durum. Hayır, burada değil. Bunun yine olduğuna inanamıyorum. Yapacak tek bir şey var. Onu bulmak zorundayım. Merhaba. Her yere de baktım. Bu çok eğlenceli. Hadi çabuk ol. Bu konuda içimde kötü bir his var. Ortadan bir anda yok oldu. Nerede olabilir? Hayır, asansör bozuldu. Burası çok karanlık. İyi ki bu el feneri yanımdaydı. Kim var orada? Seni uyarıyorum, karate biliyorum. Bir sürü karate filmi seyrettim. Bu çok korkunç. Eşli, cesur ol. Nasıl yani? Burada kimse yok. Herhalde hayal gördüm. Harika, elektrik geri geldi. İçim rahatladı. Şimdi bir çıkış yolu bulmalıyım. Bu nedir? Olamaz, benden uzak dur. Selam. Ne? Bir saniye. Evet, gerçekten benim. Seni gördüğüme çok sevindim. Bu nasıl oldu? Yemin numaranda, gel buraya. Ama asansörde kapalı kaldık. İşte bu bir sorun. Fakat sanırım ne yapacağımı biliyorum. Biraz alışılmadık olabilir ama. Düğmeyi basmayı denedin mi? Ne kadar aptalım, bunu nasıl düşünemedim? Hiçbir şey olmadı. Bende fikir bitti. Şaka mı yapıyorsun? Bütün düğmeleri basacağım. Nasıl gittiğini bana söylersin. Buraya gel. Öyle olması gerekirdi. Kendi kendime zaman ayıracağım. Harika bir iş çıkarıyorsun. Çıkarın beni imdat. Durum ümitsiz. Burada sonsuza kadar sıkışıp kaldık. O aptal popitle oynamayı bırak. Başımız büyük dertte. Bir saniye. Galiba bunu kullanabiliriz. Denemeye değer. Sen iyi misin? Sadece birkaç değişiklik yapmalıyım. Onu şeritler halinde kesip rakamları yazıyorum. Rengarenk asansör düğmelerimiz oldu. Umarım işe yarar. Şimdi deneyeceğim. Hadi işte kritik an. Bunun hareket etmesi gerekmiyor muydu? İşe yaradığını sanmıyorum. Güzel bir fikirdi. Bekle, tavan hareket ediyor. Şuna baksana. Neler oluyor? Tamam, planladığım gibi gitmedi. Ne olduğunu anlamıyorum. Ne? Bu da ne? Bu tavan değil. Bir battaniye. Tamam, gerçekten çok tuhaf. Bu nereden geldi? Bu kadar yeter. İmdat, beni buradan çıkarın. Bununla pek iyi başa çıkamıyor. Onu sakinleştirmeye çalışayım. Yeni kıyafetime baksana. Bekle, o bir boğa mı? Senden korkmuyorum. Oley, benden müthiş bir matador olurdu. Duramıyorum. Bu eğlenceliydi. Delirdin mi sen? Benimle uğraşmayı bırak. Hiç havamda değilim. Ciddiyim. Ne? Bu bana bir fikir verdi. Battaniyeden kalpler kesiyorum. Sonra bir iğne iplik alıp onları birbirine dikiyorum. Kenarlarından gidiyorum ve sadece küçük bir boşluk bırakıyorum. Bu bitince onu ters yüz ediyorum. Sonra içini dolduracağım. Bu boşluğu bu yüzden bırakmıştım. İçinin iyice dolmasını istiyorum. Sonra onu kapatıyorum. Ashley, şuna bak. Yine ne var? Vay canına, bunu sen mi yaptın? Çok hoş görünüyor. Fena sayılmaz değil mi? Ona bayıldım. Bunu yaptığına inanamıyorum. Şahane olmuş. Teşekkürler. Yani onları kestin ve diktin. Bu bana ilham verdi. Ne güzel.
Ben de düşünmeye başladım. Bir havuz yapabiliriz. Bir asansördeyiz. Bunun imkansız olduğunu biliyorsun öyle değil mi? İmkansızı istemezsen soru başaramazsın. Tamam, belki de havuz iyi bir fikir değildi. Bir sebze bahçesine ne dersin ya da bir sinemaya? Aa, bir patlamış mısır makinesi olabilir. Dans etmeyi seviyor musun? Bir kulüp yapabiliriz. Bu tutkun gözlerimi yaşartıyor. Ben şurada öylece takılacağım. Mantıklı bir fikir bulunca söylersin. Buna ne kadar dayanabilirim bilmiyorum. Hiç durmadan konuşuyor. Ay, çok sıkıldım. Bir de oyun odası yapabiliriz. Hey, ne yapıyorsun? Bu çok kaba bir davranıştı. Sen bana aldırma. Bütün gün orada yatacak mısın? En azından oturabilirsin. Buyur. Rahatına bak. Bunu niye daha önce vermedin? Şuna bir bakayım. Vay canına, bu işe yarayabilir. Teşekkürler Ashley. Ne yapıyorsun? Onu bana ver. Sana göstereyim. Buraya otur. Anladım. Bundan pek emin değilim. Şimdi ne oldu? Çok sert. Canım acıtıyor. Bir düşüneyim. Bir düğmeye basmalıyım. Şimdi bekliyoruz. Harika. Bu muhteşem. Bunları kullanacağız. Tabii bir de silikon tabancası lazım. Pomponları tabureye yapıştırıyorum. Köşeden başlayıp devam ediyorum. Vay canına, gökkuşağına benzedi. Muhteşem görünüyor. Hazır. Umarım onu beğenirsin. Bir denesene. Mükemmel. Bunun için teşekkür ederim. Tamam, planlara geri dönelim. Bir saunaya ihtiyacımız var diyordum. Tabii ki var. Bu çok iyi geldi. Bir sürprizim var. Bana mı? Gerçekten mi? Sürprizlere bayılırım. Tamam, gözlerini aç. Dev bir karpuz. Buna bayıldım. Yumuşacık ve tam sarılmalık. Hep istediğim bir şeydi. Bunu nasıl bildin? Yatma zamanı geldi. Yastığıma sarılacağım. Çok güzel. Sadece eve dönmek istiyorum. Yatağımı özledim. Üzülme, belki yapabileceğimiz bir şey vardır. Sanırım bu düğmeye basacağım. Umarım işe yarar. Bu nereden geldi? Şikayetçi değilim. Bunu kesinlikle kullanabilirim. Kartonu açıyorum. Şimdi ne yapmalıyım? Buldum. Onu bu yeşil yorganla kaplayacağım. Yorganı girintilere sokuyorum. Bu onu bölümlere ayıracak. Güzel görünüyor. Şimdi onu serebilirim. Hey Ashley, bunu görmelisin. Vay canına, harika. Tıpkı yatağıma benziyor. Bu muhteşem. Şu yastıklara bir bak. Hadi durma, uzan. Buna ihtiyacım vardı. Burada çok mutlu olabilirim. Harika bir iş çıkardık. Eski izbe bir asansör sihirli bir şeye dönüştü. Bunları sen olmadan yapamazdım. Yardımcı olabildiğim için memnunum. Biliyor musun, başka biriyle kapalı kalmak istemezdim. Şahane bir asansör arkadaşısın. Beni utandırıyorsun. Sadece biraz hayal gücü ve bol bol yaratıcılık gerekiyordu. En azından kurtarılana kadar kalabileceğimiz güzel bir yerimiz var. Tabii eğer kurtarılırsak. Ne? Şaka yapıyorum canım. Burada bir sürü çöp var. Sadece bir sıçan. Kabloları kemirmeye gidiyor. Sakın yapma. Hayır, kes şunu. Seni dinlemedi Ashley. Beni sakla, bu hiç iyi değil. Sakin ol, el fenerim var. Canavarlara nerede olduğumu gösterme. Bunu. Burada kullanabileceğimiz bir şeyler olmalı. Her yere bakalım. Bunu yapmak zorunda mıyız? Evet Justin, bu ciddi bir mesele. Tamam, bu kutuya bakıyorum. Sadece eski oyuncaklar var ve... Ne bir örümcek? Oyuncakmış. Justin, odaklan. Affedersin. Kardeşim olduğuna inanamıyorum. Utanç verici. Elimden geleni yapıyorum. Şuraya bakacağım. Canavar beni yakaladı. Bir dakika, yanlış alarm. Süs ışıklarıymış. Şimdi ne yapıyorsun? Sana yardım edeyim. Hayır, haklıydın. Hangi konuda?
Canavarlar! Justin halanı, ben zeki olan kardeşim. Ah, bunlar da süs ışıklarıymış. Bir dakika, aklıma bir fikir geldi. Ne yapıyorsun, ne? Bence bu ışıkları kullanabiliriz. Ama bir şeye daha ihtiyacımız var. İşe koyuladım. Kartona çizim yaparak başlıyoruz. Bir gezegen çiziyorum. Bunu yapmak çok kolay. Sonra yıldızları çiziyorum. Bu güzel görünüyor. Şimdi kartona delik açmalıyız. Tornavida bu iş için çok uygun. Yıldızların çizgileri boyunca delik açıyoruz. Aynısını gezegene de yapıyoruz. Tamam, sanırım bu kadar yeter. Şimdi süs ışıklarını deliklere sokacağız. Hiçbir deliği boş bırakma. Kartonun diğer tarafı siyah. Yani sonunda muhteşem bir görüntü ortaya çıkacak. Hadi duvara asalım. Ha, burası çok uygun. Aferin bize. Ha, bununla gırır duyuyorum. Ha? Ashley, bunun yanması gerekmiyor muydu? Fişini taktın mı? Anladım. Tamam, şimdi oldu. Aa, canım daha çok güzel. Gerçekten öyle. Artık o kadar korkutucu gelmiyor. Yıldızların altında oturmak gibi. Tamam, sırada ne var? Yapacak çok iş var. Önce şunun tadına çıkaralım. Çok güzel. Selam. Evet, yeni odam için tasarımcı arıyorum. Tamam, endişelenme. Birazdan orada olur dediler. Ah, işte geldi. Pekala, buranın tam anlamıyla mükemmel olmasını istiyoruz. Evet, anlıyorum. Burası boş bir tuval gibi görünüyor. Evet, işte tasarımım. Ne düşünüyorsunuz? Aman tanrım, evet, kesinlikle mükemmel. Yok artık, hiç böyle bir şey istemiyoruz. Aa, anlıyorum. Peki, bakabileceğimiz başka farklı tasarımlar da var. Hayır, maviyi sevmem. Çok kasvetli. Peki, narinciye renklerine ne dersiniz? Sanırım olur. Evet, bunu yapalım. Korkma, gayet güzel olacak. Mükemmel. Bu projenin toplam maliyeti şu kadar. Bu kadarına paramız asla yetmez ya da belki... Ah, bu bütçemize sığmaz. Hayır. Sanat ucuz değil canım. Bay bay. Neyse, bunu kendimiz de yapabiliriz. Hadi. Bak, işte bu bütçemize daha uygun olur. Yani sanırım öyle de, etrafta çok fazla şey var. Bana güven. Doğru şeyi bulmak için keskin bir göz lazım. O kadar. Yani şu büst olabilir ya da şu lamba. Ah, tam şurada. İşte tam ihtiyacımız olan şey. Parasını versene. Aa, tamam. Peki o zaman. Buyurun, işte paramız. Şaka mı bu? Bu istediğiniz şeyin ücretine yakın bile değil. Aa, bize daha çok para lazım. Peki, tamam. İşte paramızın kalanı. Bu kadarı yeterli olacaktır. Aa, buyurun, her şey için teşekkürler. Hey, nasıl ya? Koca rafın hepsini mi aldık yoksa? Ha, öyle görünüyor. Ah, bir de aldığınız diğer şeyi de unutmayın. Ah, tabii. Tekrar teşekkürler ve iyi günler dilerim. Hey, bak, aldığımız şu minik yatağı getirdim. Harika. Şimdi aç bakalım şunu. Ah, peki, evet. Hadi bakalım. Hoş oldu. Üstüne çarşafımı da sereyim. Şu sarı çarşafı almıştım. İşte bu gayet hoş ve samimi oldu. Daha bitmediği sıradaki adım, şu tutkal tabancasını alıyorum. Önce yatağın altına bir şerit tutkal çekiyorum. Artık böyle kenarından çarşafı çekebilirim. Tutkal da yerini sabitler. Ne düşünüyorsun? Rahat görünmüyor mu? Vay, aferin. Gerçekten de etkilendim. Şimdi sıra bende. Yani çekilsen iyi olur çünkü ayarlanacak çok raf var. Bu da sonuncusu. Ah, bir anlığına dengemi kaybettim. Ah, tabii, üstü kaldı ya da altı. Ah, pekala, eşyalarımın bir kısmını yerleştireyim o zaman. İçine şöyle gireyim. Ben de üst taraf için yastıklarımı getirdim. Flamingo lambalarımızı da unutmayalım, her yer aydınlatsın. En sevdiğim birkaç kitabı da şuradaki rafa yerleştiriyorum. Minik bitkilerim de burada, beni mutlu ediyorlar. Şu yastıkları da bir güzel kabartalım bakalım. Hey, sanırım bütün işimiz bitti. Kendimize ne kadar sıcacık bir ortam yarattık, baksana. Harika oldu. Burada aradığımızı nasıl bulacağız? Çok dağınık. Burada ne var? Ah, boşmuş. Ah, parlak. Yok. Başka ne var? Aa, vay canına, stres oyuncağı. Belki bunları kullanabiliriz. Ama nasıl? Bunu bir düşünmeliyim. Hah, hep bir araba yarışçısı olmak istemişimdir. Hızlı ve öfkeli olalım. Motorun sesini dinle. Vay canına, gezmek ister misin? Yok artık. Hey Ashley. Bip bip. Run, run. Başla. Justin, sessiz ol.
Yavaş diyemiyorum. Aa, bu çok hızlı. Bu çok... Bu olmaz. Yeşil. Yok. Tamam mı? Bu kadar. Bu yarış bitmeli. Hayır, kontrol edemiyorum. Ne? Ne oldu? İyi misin? Başım şişecek. Sanırım sürücü kursuna gitmeliyim. Her şeyi tek başıma yapmak zorunda mıyım? Şuna bak. Bekle. Düşündüğüm şeyi mi düşünüyorsun? Bir kez daha mı çıkalım? Hayır, hadi. Bu eski lastiği dönüştürebiliriz. Bu boyayla başlayalım. Bende de fırça var. Yaratıcılığımızı kullanalım. Lastiğin her yerini boyuyorum. Aslında bu bayağı rahatlatıcı. Hiçbir yerini atlamamalıyım. Neredeyse bitti. Sanırım bu kadar. Renkleri değiştirelim. İlk katın üstüne boya süreceğiz. Ama sadece yarısına kadar. Mavi boyayla bir desen yapacağız. Şimdilik gayet iyi. Tamam, şimdi sıra eğlenceli kısmında. Sprey boyam var. Bu şablonu kullanabiliriz. Böylece hata yapmayız. Bu lastiğe güzel ayrıntılar ekleyecek. Farklı renklerde sprey boya kullanıyoruz. Ama daha bitmedi. Beneklerin etrafını çizmeliyiz. Neyse ki ellerim titremiyor. Bu beneklerin daha da belirgin olmasını sağlıyor. Yan kısımlarını da çiziyoruz. Bu harika görünüyor. Boya işi bitti. Şimdi onu daha rahat hale getirmeliyiz. Ortasına dolgu koyuyorum. Bu yastık da en üste geliyor. Yumuşacık. Bence bitti. Dev bir donata benzedi. Neden denemiyorsun? Önce sen. Tam bir centilmen. Kandırdım. bu iyi geldi. Peki şimdi de nostaljik plak koleksiyonumu bir yere koymalıyım. Ha? Burada yer kalmamış. Ha, burada da. Ah, bu rafların hepsini çoktan doldurmuş. Bütün alanı kendisi kapmış ve bu hiç de adil değil. İyi de şimdi ne yapacağım ben? Yani daha yerimiz var ama rafımız kalmamış. Peki bakalım eski odada neler varmış. Belki de orada kullanabileceğim bir şeyler vardır. Ha? Yoksa bunlar eski video kasetleri mi? Hey, bir fikrim var. Evet, bu fikri kesinlikle deneyeceğim. Gelin bakalım kasetler. Artık kullanılmıyorsunuz ama tekrar işe yaramanızı sağlayacağım. Aman anam, şunları bir yere koyayım. Aa, peki şurada biraz tutkal varmış. Tam da ihtiyacım olan şey. Bu kasetin yan tarafına boylu boyunca tutkal sürelim. Nereye istersem yapıştırabilirim mesela başka bir kasete. Şimdi de kaset ve tutkalla yeni bir yapı oluşturalım. Eskiden film falan izlemek için bunların kullanıldığına inanamıyorum. Ah, artık benim de eşyalarımı koymak için kullanabileceğim raflarım var. Disko topu tamamdır. Şimdi de plaklar. Mükemmel. Üstelik buraya tavla ve satranç takımımı koyabilirim. Aydınlatmak için lambam da gelsin. Evet, çıkardığım işte çok gurur duyuyorum. Şuna bak, artık bütün eşyalarımın kendi yeri var. Bu odada hala bir şeyler eksikmiş gibi geliyor. Duvara birkaç poster ve tablo asalım. İşte bu bir. Ve iki. Üçüncüyü de assak nasıl olur? Yarasa dolu ürkünç bir gökyüzü. Tam da sevdiğim gibi. Burası bence bayağı bir şey benzemeye başlıyor. Gerçekten çok sevdim. Şimdi de biraz uyusam iyi. Ha? Acaba... Fırsat bu fırsat. Denemezsem pişman olacağım. Dur bir dakika. Nereye gittiğini sanıyorsun? Aa, benim dolabım değilmiş. Gel bakalım. Ne dedim ben? Ben hatırlayamıyorum. Yiyecek ve içecek yok. Aa, bende de bir şey yok ki. Bak, yiyecek ve içeceğim yok. Sana inanmıyorum. Göründüğü gibi değil. Ha, biliyordum. Üstünde daha fazla kaçak mal var mı? Hey, dursana, kusacağım. Ha, bütün şekerlerini istiyorum. Bitti gerçekten. Ha, çıldırmış bu ya. Okula şeker sokacaksak zekice davranmamız lazım. Bir dakika, sanırım bir fikrim var. Bu kesinlikle işe yarayacak. Yeni bir saç stili zamanı. Saçımızı toplayarak başlayalım. Ama lastiği sonuna kadar çekmiyoruz.
Şimdi de içini açalım. İçine lollipop koymak için birebir. Saç bantı da her şeyi yerinde tutuyor. Şimdi de diğer taraf. Kimsenin göremeyeceğinden emin olmalıyız. Evet, artık hazırım. Hop, orada dur. Dersimi aldım. Üstünde şeker falan yok. Tabii, kesin öyledir. Ne yapıyorsun? Artık inanıyor musun? Daha yakından bakacağım. Doğruyu söylüyorsun galiba. Oldu mu? Tatmin olmadım ama temiz duruyorsun. Teşekkürler, sonra görüşürüz. Ha, mükemmel oldu ya. Keyifle yiyeyim şimdi. Çok güzel. Bir tane alabilir miyim? Tabii ki. Al bakalım. Vay, harikasın. Lezzet. Uyku vakti geldi. Rahat edemiyorum. Hey Ashley. Ay, bu kötü bir fikirdi. Hiç uyuyamayacağım. Hayır, böyle olmayacak. O gürültü de ne? O da ne? Ashley, şunu görüyor musun? Galiba tek başımayım. Cesur ol Justin. Merhaba. Hiçbir şey göremiyorum. Merhaba Justin. Oyun oynamak ister misin? Çok yalnızım. Benden kaçamazsın. Benden uzaktır korkunç balyacı. Arkadaş olmak istiyorum. Sonsuza kadar. Bir dakika. Nereye gitti? Bu iyi geldi. Teşekkürler. Bu hiç hoş değil Justin. Bu konuyu konuşalım. Konuşmak için geç kaldın. Hayır, lütfen yapma. Artık benimsin. Anneciğim! Beni rahat bırak. Justin! Justin, uyan. Bu sensin. Beni uyandırdın. Gitti mi? İşimi şansa bırakmayacağım. Televizyon gidiyor. Görüşürüz korkunç balyacı. Artık güvendeyiz. Ne yapıyorsun? Delirdin mi sen? Dehşet vericiydi. Dişleri ve gözleri. Peşime düştü ama tabii ki ben çok cesurdum. Dur, sadece bir kabustu o. Hadi gel de bana yardım et. Aslında kırman fena olmadı. Bence bunu kullanabiliriz ama nasıl? Buldum. Ben palyaço nöbeti tutayım. Şu kutuyu uzatsana. Bu işe yarar. İçine renkli şeritler çizdim. Sonra televizyon çerçevesinin içine yerleştireceğim. Bu led ışıklarımız da var. Onları da çerçevenin etrafına yapıştırıyorum. Tamam mı? Şimdi içini dolduralım. Bunu atıştırmalıklarımızı koymak için kullanabiliriz. Bu karnımı acıktırdı. Vay canına, şu ışık gösterisine bak. Bunu bütün gün seyredebilirim. Korkunç bir palyaçodan daha iyi. Gördün mü? İyi ki televizyonu kırmışım. Evet, aferin sana. Bu lezzetli. Artık gevşeyebilirim. Evet, ne istiyorsun? Üstümde hiç şeker yok, girebilir miyim? Bu ne? Yiyecek ve içecek yasak biliyorsun. Atıştırmalık sokmaya çalışmıyorsun değil mi? Of, nasıl tahmin ettin? İşe yarar sanmıştım. İşin de çok iyi. Selam kızlar, ne oldu? Atıştırmalıkları güvenlikten geçiremiyoruz. Öyle mi? Bu koridorlar benden sorulur. Duydunuz mu sizi veletler? Bu işi biraz fazla ciddiye alıyor. Ama bir planım var. Gözüm üstünde. Bir dakika. Bu sensin. Hakkında neler neler duydum. Bir efsanenin yanında durduğuma inanamıyorum. Kiminle konuşuyorsun? Benimle mi cidden? Başka kimin hakkında konuşacaktım? Vay! Yok ya, şaka yapıyorsun. Hayır asla. Bak kanıtlayayım. Sakin ol. Vay, Ashley çıldırmış.
Bu ben miyim? Amanın, ne diyeceğimi şaşırdım. Onur duydum, yani ilk defa hayranlarım oluyor. Çok acayip. Neler olduğunu hiç anlamadım. İmzanızı alabilir miyim? Emin misin? Peki, o zaman hayallerini kırmayayım. Vay, bunu sonsuza kadar saklayacağım. Fotoğraf çekebilir miyiz? Yani makyajım yok ama olur. Gülümse. Böyle iyi mi? Mükemmel. Şşt, hadi. Bu kız bir dahi. Çabuk hadi. Şşt, sessiz ol. Aşağıda kal. Neredeyse geldik. Ah, başardık. Bunun keyfini çıkaracağım. Eş diye boşlandık. Çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Bye. Dur. Aa, ne oluyor? Bir sürprizim var. Günün kalanını benimle temizlik yaparak geçirebilirsin. Biriktireceğin hikayeleri düşünsene. Günaydın. Oh, ben uyurken sen neler yapmışsın? Vay, her şey çok güzel duruyor. Şimdi de çay zamanı. Hey, uyanık mısın? Sana kahvaltı için çay yaptım. Hayır! Ah, olamaz. Yeni halımıza çay döküldü işte. Başka ne olacaktı ki? Özür dilerim. Sana sürpriz yapmak istemiştim. Neyse, sorun yok. Buralarda işimize yarayacak bir şey olacaktı. Ah, işte bu. Bak, bantımız var. Halının üzerine şu bantla şeritler çekeceğim. Her yönden farklı açılar ve uzunluklar seçeceğim. İşte budur. Son parçayı da şöyle şuraya çekeyim. Şimdi de sprey boyayı çıkarma vakti. Farklı renkler kullanıp halı üzerindeki boşlukları dolduracağım. Turuncu ve yeşil. Şimdi de biraz mor zamanı. Karnaval renkleri gibi olmaya başladı. İşte budur. Son şekilde boyanmış oldu. Kuruduğuna göre bantları çıkarabilirim. Şuna bak. Bantlar çıkınca altındaki şekiller de ortaya çıkıyor. Vay, bu halı müthiş oldu. Yeni halım hakkında ne düşünüyorsun? Hadi denesene. Evet, deneyelim bakalım. Çok zekisin. Evet, biliyorum, bazen minik bir dahi olabiliyorum. Evet, çok haklısın. Vay canına, ne kadar harika bir dönüşümdü. Her şeyi, hatta eski boş bir asansörü bile sihirli bir yere dönüştürebileceğimizi gösterdi. Oda dönüşümünün en sevdiğim bölümü hangisiydi? Aşağıdaki yorumlarda bize anlat. Bu videoyu arkadaşlarınla paylaşmayı ve bunun gibi harika videolar seyretmek için kanalımıza abone olmayı unutma.